Burası Sarı Çınar Delikli Dağ Kaplan Kapanı Sarp Kaya Sistemi. Burada insan zekası hiçbir zaman doğadan daha güzel, daha yalın ve daha dolaysız bir buluş gerçekleştiremez. Çünkü doğanın buluşlarında hiçbir eksiklik olmadığı gibi hiçbir fazlalık da yoktur temel öğretisini fark edeceksiniz. 600 yıl öncesi kaplanların cirit attığı bu yerde, şimdilerde sadece onların tuzaklandığı yapılar var. Yeşil ilkbahar ve sarı yazın ardından renkler yeniden yoğunlaşmış, kızıl sonbahar tüm canlı renkleriyle doğaya hakimdir. Burada zorlu sarp sistemde yürürken doğanın muhteşem büyüsüne kapılıyoruz. Sararan Maki sisteminin kızıldan kırmızıya dönen yaprakları, kuru dallar ve her tonda dökülmüş yapraklarla muhteşem görüntüler sergiliyor. Burada canlı ekosisteminde muhteşem bir ortak yaşam vardır. Yaşlı çınar ve meşeler likenlere, sarmaşıklara ve dikenli otlara payandalık yaparken taşıdığı bu bitkiler ise yaşlı ağaçlara su ve besin veriyor. İşte burada büyülü bahçelerde gezindiğiniz hissini uyandıracak. Bu görsel şölenlerle sonbaharda delikli dağ doğa sistemleri bambaşka bir güzelliğe sahiptir. Doğa uykuya dalmadan önce belgesel çekimler için sonbahar renklerini keşfe çıkabileceğiniz en güzel yerdir burası. Sahada havalar yavaş yavaş serinlemeye ve sonbahar yüzünü göstermeye başladı bile. Doğa uykuya dalıp yenilenme sürecine geçmeden önce bizlere görsel bir şölen yaşatmak için hazırlanıyor. Sahada sonbaharın en güzel yanı kuşkusuz doğanın büründüğü inanılmaz renklere şahit olmaktır. Yavaş yavaş sararan Zaman zaman kızıla çalan yapraklar ve ağaçlar, bir iki hafta sonra sunduğu manzaralar ile insan yüzünde kocaman bir gülümsemeye yol açacak. Doğanın olduğu her yerde sonbahar, aynı güzellikte yaşansa da bazı yerler var ki bu güzelliği çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Peki, sonbaharın birbirinden güzel renklerini yakalamak için nereye gitmeli? Delikli Dağ Doğa Ekosistemi yakın geçmişte hayvan krallığının olağanüstü görsel sanatlarının merkeziydi. Burada dağ kaplanları, kaya ceylanlarını ve keçileri doğanın sanatı eşliğinde avlıyor, yavrularını yakaladıkları çülengolarla eğitiyorlardı. Kaya Krallığı'nın merkezine buyurun. Burada trafik karmaşası, hava kirliliği, gürültü, telaş yok. İşi gücü düşünmek yasak, düş kurmak serbest. Tam bağımsızlık ve özgürlük var. Olağanüstü görsel güzellik sunan kaya oluşumları şekilden şekile giriyor. Neresinden bakarsanız bakın, birbirine benzemeyen sonsuz anlamlı doğanın sanatına tanık olacaksınız. Panterlerin domuzlarla dansına ev sahipliği yapan Sarp Kaya ülkesi burasıydı. Binbir çeşit floristik varlığın ana vatanıdır burası. Çevresi bu mevsimde masalsı bir güzelliğe bürünüyor. Doğanın yeşilden sarıya uzanan renkleri, Uzaktan zirvelerden süzülen mavi sonsuzluğun sakinliği, insanı günlük rutinin stresinden çekip çıkarıveriyor. Gelin, bu zor erişilen yerde sessizliğin sesini dinleyin, sadece kendi sesinizi duyun. Sarı Çınar Delikli Dağ sahası aynı zamanda şimşeklerin dans ettiği ve yıldırımların sürekli düştüğü doğanın en gizemli köşelerinden biridir. Fırtınalı zamanlarda ledinler, çamlar ve diğer iğne yapraklılar adeta yalvarırcasına beni yakma diyorlar. Ama onlar da doğanın halkalarıdır. Bir döngü varsa onlar da bunun devamıdır. Sahada yürürken nice yıldırım yemiş ağaçları yerde yatarken veya kurumuş halde hala ayaktadır. Bu manzaralar bu sahada Fırtınalı havalarda yürüyenlere kuvvetli bir mesaj olsa gerek. Yani yıldırma maruz kalma oranı yüzde 50'dir demektir. Sonbaharın gelişi akla nedense durgunluk ve sıkıntı getirse de oysaki yazdan bile canlı renkleriyle, cıvıl cıvıl atmosferiyle bu mevsim insanı büyülüyor. İşte teklifimiz ortadayken Sarıçınar Delikli Dağının Kaya Krallığı'na bizimle birlikte yolculuğa çıkın. Torosların sesli türküsünün çığlığını dinleyin. Kızıl sonbaharın kış mevsimine giden yolda kudretli Doğu Ana'nın renk paletinde en büyük ressamın sofrasına buyurun. Yakın geçmişin en muhteşem aslanlarının evi olan burada doğayı sarıya bürüyen, hafif rüzgarlar estiren, Beklenmedik yağmurlarıyla ıslatan tatlı hüzünlerin mevsimi sonbahar birçok kişinin en sevdiği mevsim olsa gerek. Biz de bu belgesel filmimizde bu güzel mevsimin gelişini birbirinden güzel görüntülerle kutlamak, sevmeyenlere sonbaharı sevdirmek istedik. Erişimi oldukça zor olan Sarfkaya sisteminde hüznün Renklerin ve huzurun mevsimi, kızıl güzün en güzel anları, sarı veya altın renkli sahasına girmiş durumdayız. Bu iki renk sonbaharın iki ayrılmaz renk olmanın dışında, insanlara göre doğanın yavaş yavaş öldüğü bir mevsimdir. Oysa, doğa anı hiç ölmez, sadece programlı döngüsünü tekrarlar durur. İnsan duygusallığı genelde kızıla boyanmış sonbaharı, yüreklerdeki sevgiyi, aşkı, umudu alıp götürdüğünü, yerine hüznü, ayrılığı ve daha ne kadar tuhaf duygu varsa onları getirdiğini kabul eder. Kış mevsiminin sert ve soğuk havalarından bile daha acımasızdır der sonbahar için. Oysa delikli daha kaya kayalık sisteminde bu mevsim kayaların ufalanma ve dönüşüm zamanının hızlanmasıdır. Artık zaman, konfeti misali engin kaya zirvelerinin hakim, bitki topluluklarının sarı yapraklarında yürüme ve tırmanma zamanıdır. Bu yürümeyi en iyi şekilde Türkiye'nin Antalya bölgesinde, Kaya Krallığı'nın merkezinde doğaya yürüyüşe çıkarak, Kaya Krallığı'nın dağ zirvelerinden birer kartal olun ve keskin gözlerle çevreyi süzün. Delikli Dağ'ın efsane ve söylencelere konu olduğunu en güzel şekliyle ulaşım sorumlumuz Kadir Demir anlatır. Delikli Dağ nice antik söylenceleri bağrında besler. Hikaye bu ya. Antalya'nın eskileri sohbetlerinde bir gece gittim, bir gündüz, bir yaz gördüm, bir güz bulmacasını çözülmesi için hep sormuşlar birbirlerine. İki üç gün sonraki sohbetlerinde tekrar geldiğinde çözdün mü sorusu tekrarlanırmış. Hop! Lan! Bu beni yan bakem. Bu sorulardan biri de zaman içinde Kadir Demir'e sorulmuş. Birisinin bir yol gittiğini, bunun bir gece bir gündüz sürdüğünü ve bulunduğu yerden bir tarafa bakınca yaz, bir tarafa bakınca da kışı gördüğünü, yani Anadolu tabiri ile güzü gördüğünü ifade etmiştir. <laughs> Harika bir yıldız. Bir gece gittim, bir gündüz. Bir <laughs> yaz gördüm, bir güz. İşte burası onun mühürlendiği yer. Evet. Delikli Dağ. Burası Delikli Dağ'ın penceresinin altındaki 8 metre uzunluğunda ikinci bir delik. Burada soframızı kurup yemek yiyeceğiz. Antalya manzaralı şekilde. Bir 5-10 dakika keyif yapacağız. Bu söz nereden geliyor diye Kadir Demir kendisine sorduğunda da ailesinden böyle bir söylentinin geldiğini ifade ediyor. Bir gün Likya topraklarına gelen bir yabancı bu sözün ne anlama geldiğini ve bu yerin neresi olduğunu herkese sorarak aramaktaymış. Ve bu hikaye bir Likya kralının oğlu genç bir prensin babasının hazinesini çalarak bu topraklara gelip göndüğü yıllarmış sonra da bu yeri bulmak için gönderdiği bir elçiye ait olduğu söylencesi yaygın imiş. Ve yaşasaymış bu adam hala burayı arıyor olacakmış. Kadir Demir'in galibe cevabı ilginçtir. Anadolu'da kışın ilk kar bin metre üzerine düşer ve öyle bir nokta varsa ancak bin metre üstünde aramak lazım diye cevaplamış. 25 yıldır dağlarda bu noktayı aradığını hep söyler durur. En uygunu da kendisine bu işin mührünün vurulduğu yer gibi olan antik tanrıların Antalya'yı gözetlediği delikli dağdaki pencerenin geldiğini söylüyor. Kadir Demir bu antik pencerede dikilip doğuya bakarsanız yazı, batıya bakarsanız daima kış aylarında karlı dağları, yani güzü görürsünüz diyor. Antik çağın kutsal dağlarından biri olan Delikli Dağ, belki bu antik söylencenin kilidi olabilir. Araştırmaya ve anekdotu inceleyip tekrar tekrar yorumlamaya devam ediyor. Muhteşem görsel güzellikteki Delikli Dağ, antik çağın tanrıların kutsadığı devrinin, Arafat Dağı sayılan kutsal Delikli Dağ'ın penceresi, o tarihlerde bugünün aksine herkesçe bilinen en belirgin bir yer idi. Hemen altında da dağın doğusundaki balkona geçit veren 8 ila 10 metrelik bir dehliz ikinci delik mevcuttur. Bu diğer penceresiyle delikli daha bize gelen antik söylencenin kilidi olabilmeye aday ilk öncelikli yerdir. Delikli dağın penceresinin altından doğuya açılan geçitten balkona geçiyoruz. Delikli dağın altından geçit veren dehlizden geçilince bu balkona çıkılıyor. Aşağısı 300 metre derinliğinde uçurumdur. 1400 metrelerde Antalya'yı uçaktaymışız gibi seyran eyleyip keyifle öğlen yemeğimizi yiyoruz. Delikli dağın penceresindeyiz. Buraya kadar gelip antik tanrıların kutsadığı dağ olan Delikli Dağ'ın penceresine ulaşabilmek, geçmiş bin yılların Arafat'ı sayılan bu yerden antik tanrıların gözüyle Antalya'yı seyredebilmek her ölümlüye nasip olmaz. Bir meteor çarpıp zımba gibi delmediyse bu delik nasıl oluştu soruları sorulabilir. Ağaçların yaprakları yeşilden parlak sarıya, Turuncuya, kırmızıya ve kahverengiye doğru renk değiştirir. Ağaçlar da tıpkı bazı hayvanlar gibi ilkbahar ve yaz aylarında bünyelerinde enerji ve besin maddesi depolar ve kış aylarında dinlenme sürecine geçerler. Her mevsimde kayalık alanda yürüyüş ve tırmanış insan düşünce sistemine sonsuz etkileşim yapar bakmasını ve görmesini bilenler için sonbaharın doğada belki de en güzel renklerin bir arada bulunduğu bir mevsim olduğunu tüm ormanın, yolların, akarsular ve göllerin başta sarı olmak üzere farklı renkte yapraklarla kaplandığını görür, etkilenir, keyif alır. Öz bakımından mutlu olur insanoğlu. Işık konumuna göre kayalık yapı farklı renklerle bu mevsimde floraya uyum sağlar. Ağaçlar ve yapraklar sanki renk yarışına girmiş gibidir. Sonbahar mevsiminde gelecek nesillere aktarılmak üzere hazırladığımız bu belgesellerin çekimleri için geniş kayalık ve orman sisteminde gezerken büyük bir renk denizine dalıyoruz. Doğa bu mevsimde binbir resme dönüşür. Hakim rengi saman sarısıdır. Her yerde karşınıza farklı bir tablo çıkar. Ancak gerçekçi insanlar için sonbahar en güzel mevsimi oluşturmaktadır. Biz çekim ekibi içinde sonbaharın güzellikleri görüşe hakimdir.